Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değil iseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup, katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye, %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7/24 yüzlerce kripto paranın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yani dostlar Bitcoin'de istediğimiz e, hedefe geldik. Yani istediğimiz adetler iken haftalıkta 43.200'lük bir rakamımız var idi. O noktaya geldik. Bu saatten sonra ne olabilir? Saatlik bazda neler yaşanılabilir? Ona bakalım. Şimdi öncelikli olarak 2 saatlik grafik üzerinden bakıyorum. Gelebileceğimiz çok hassas bir bölge var. İşte bu bölge yine problemli bir bölge olabilir. 45.500 bantlarını burada görüyoruz. Bu nokta yine problemli bir nokta olabilir. Aşılması demek ise bu noktanın aşılması demek ise yukarıdaki bakınız 51.000-52.000 bantlarının tekrar gündeme gelmesi anlamına gelir şu alanda şöyle iki saatlik grafiklerde bu destek dirençleri öncelikli olarak yerleştirelim. Daha sonra baktığımız zaman burada bir destek pardon direnç kırılımını görüyoruz. Bu açıdan olumluyuz, Pozitifiyiz arkadaşlar. Ki zaten 43.200 üzeri haftalık kapanış yapar mı yapmaz mı bunun derdindeydik. Şu an itibariyle bu değerin üzerindeyiz. Umarım kalıcılık sağlar. Hareketli ortalamalar falan hepsinin kesişmesini burada görüyoruz. Düşen kırılımı yine aynı şekilde. Şimdi buradan şöyle alalım. Şu çizimleri birazcık geriye alalım. Teknik görüntümüz güzel. Yani 2 saatlik grafikte biz burada düşeni kırdık. Hareketli ortalamalar birbirini kesti. 40 bin bandında zaten önemli bir destek noktası diye hep bahsediyorduk. 40 bin ve eğer kırılırsa aşağıda 30 bin rakamları konuşuluyor. Teknik zaten bizi konuşturan, tüm teknik analizleri konuşturan tabloda bu diye teknik veriler. Şimdi burada saatlik bazdaki görüntümüz olumlu. Ee, öncelikli olarak buradan e, şu bölgeye kadar şöyle bir 45 bin bantlarına kadar gelip buradan tekrar satış mı yer e, buna bakacağız. E, burasını kırar ise de 50 bin bandı açılmış olacak arkadaşlar. Burada güçlü bir noktamız var. 45 bin 500 bantları burada ortalama bir direnç noktası. Buraya kadar bir yolculuk. Potansiyel dahilinde ama bu noktaya geldiğimiz zaman lütfen tekrar dikkat edelim. Bu noktadan bakınız kar satışları gelebilir. Yani daha önce bakınız çalışmış olan önemli destek bölgeleri bu noktalara dikkat ediyoruz. Şimdi 60 dakikalık grafiğe gelelim. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. 60 dakikalık grafikte ne görüyoruz arkadaşlar? Bir yükselen takoz görüntüsü var mı burada? Şöyle baktığımız zaman tabii ki de var. Bakınız dipler sürekli daha yukarıda. Tepelerde yine aynı şekilde yukarıda ama bir daralma, bir sıkışma noktasında gidiyoruz. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi burada değerli dostlar aşağı doğru bir kırılma. Bakınız buradaki aşağı doğru bir kırılma satışı beraberinde getirebilir. Yani Kaç burası 43.200 yani bizim haftalıktaki rakamımız 43.200 rakam burada saatlikte de neredeyse geçerli. Umarım bu yükselen takoz aşağı doğru kırılmaz. Yükselen takozun aşağı doğru kırılması satıştır. Saatlikte de olsa bir satışı ifade eder. Şimdi güllük gülistanlık devam eder iken bu aşağı doğru kırılma şöyle bir long pozisyonunda olanları sekteye uğratabilir. Burada sel pozisyonları artabilir. Evet 60 dakikalık grafimizde bu şekilde e, 43200 bandını hem haftalıkta hem de arkadaşlar e, burada saatlik bazda biz destek olarak ortalama alıyoruz. Bakınız nerelere renk geldiğini görüyorsunuz saatliklerde. Bakınız daha önceki zirve noktamız. Kırıldı. Geriye geldi. Hadi buradan e, alçalan, pardon yükselen takozda kırdı ama biz önemsediğimiz nokta 43.200'dür. Bu saatlikte de geçerli, haftalık grafikte de geçerli e, önemli bir eşikteyiz. Bakalım yukarıdaki e, 45.200 e, bantları arkadaşlar karşımıza çıkacak mı? E, şu bölge, pardon. E, yani. 45 bin, 746 bin rakamları ortalama ve kırılmasıyla beraber de 51.000-52.000 bin, bin bandları karşımıza çıkabilir. Evet, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, her şey gönlünüzce olsun. Yasal uyarı: Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. YouTube Traderman X kanalımızda kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata ve eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve veya dolaylı zararlardan YouTube Traderman X kanalımız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.